biraz. Tabii. Abdülkadir Büyükseyar aynı zamanda Diyarbakır Zazzaç Dernek Başkanı. Bir de aynı zamanda siz yani gazetecisiniz galiba. Yani Zaza yani yeni medyasıyla ilgileniyorsunuz, meşgulsunuz. Sizin görüşünüz yani genel görüşünüz ne? Yani burada tüm bu konuklarımızı dinlediniz. Yani sorunlarıyla dinlediniz. Sizin genel görüşünüz ne? Abdülkadir Bey. Evet, şimdi ben bir kısmını kaçırdım ama genel olarak dinledim Evet. arkadaşları. Şöyle söyleyeyim, biz Diyarbakır Zaza Derneği, aynı zamanda ismi Zaza Dili Kültürü Koruma ve Yaşatma Evet. Derneği. Bizim ismimiz böyle. 2014 yılında kurulduk. 2014'ün sonunda biz bir stand açtık Diyarbakır'da. Birçok stand açtık da, yani yüzlerce stand açtık Zaza illerinde, ilçelerinde. Bir tanesinde 2014 Aralık, aynen bu ayda bizim standımıza müdahale edildi ve izin vermedi o zamanki HDP belediyesi. Tabii başka yerlerde de, şimdi sayacak olursam, Siverek'te, Elazığ'da, Bingöl'de, Eğil'de, hatta Diyarbakır'ı da ekleyebiliriz. Türkiye'nin güvenlik güçleri bize hiçbir zaman olumlu bir gözle bakmadılar. Onlarla da hep karşı karşıya geldik standlarımızda. Amacımız, oysa bizim amacımız faaliyetlerimizi halkımıza ulaştırmaktı. Yani biz dergi çıkarıyoruz. Sazana dergisini çıkarıyoruz. O dergiyi tanıtmak, o neşriyatlarımızı halkımızla buluşturmaktı amacımız. Buna bile tahammül etmeyen bir devletin içerisinde yaşıyoruz. Ve İbrahim Başkan, hani o da bahsetti. Kürt siyaseti de bize zaten, yani bizi tanımıyor. Onu da söyleyelim. Sonra şöyle söyleyeyim. Hüseyin Hocam da bir şey dedi işte. İki dernek çalışıyormuş da işte. Şöyle söyleyeyim, ben bizim Diyarbakır Zaza Derneği 2015 Ocak ayında tarihte ilk defa TRT Zaza televizyonu istiyoruz diye biz yürüyüş yaptık. İstasyon meydanından toplanarak TRT'nin önüne kadar gittik ve orada bir basın açıklaması yaptık. Bu da tarihte bir ilktir. Yani varsa bir başka böyle şey yapan, buyursun çıksın söylesin. Biz ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Bunun tabii, ben bunu büyütmüyorum ama bunu sürekli yapmak lazım. Yani bütün Zaza mücadelesi gösteren kurumların hepsinin böyle bir çalışma yapması gerekiyor bana göre. Biz bunu yaptık en azından. Onu da belirtmiş olayım. Peki sizin Abdülkadir Bey, siz diyorsunuz Cezayir ki Başkan da bir şey evet. söyledi işte, hak istemekten bahsetti. Onu da, Aa işte ondan ben da tam onu bahsedeyim. söyleyecektim. Evet, tam onu söyleyecektim. İyi oldu. Ha, Tam hak aynı şeyi istemek, söylediniz. Evet. tabii biz, evet, hak istemek, biz hak istedik yani. Hem resmi olarak başvurularla istedik. O zaman Başbakanlık, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken başvurularımız oldu. Yani Türkçe, Kürtçe, ne bileyim Arapça, İngilizce, bir sürü dilde televizyon, devlet televizyonları kuruldu. Neden Zazaca yok? Biz en azından, yani 5 milyon, oysa ki 10 milyon üzerindeyiz. 3-5 milyon nüfusa sahip olsak da biz sadece Türkiye'de yaşayan Türkiye'nin en eski yerli halkıyız.
Yani bu ülkenin, bu toprakların asıl sahibi Zazalardır. Yani bunu bence şu anda yaşayan, hala aktif olarak dili kullanan en eski halk biziz bu topraklarda. Diğerleri sonradan geldi. Türkler çok sonra. Kürtler de onlardan önce, biraz önce geldi. Yani tarihsel, kronolojik bakarsak. Bize bir televizyon kanalı bize de açın. Biz de hani yaşlılarımız Türkçe bilmiyor ya. Onlar açsın. Kendini orada görsün. Çocuklarımız belki televizyon izlerken dilini öğrenecek. Ana dilini, dedesinin, ninesinin dilini öğrenecek. Bu taleplerimiz hiçbir zaman olumlu karşılanmadı. Yani onu başvurduk. Olumlu karşılanmadı. Sonra 2015'te biz 3 dernek, İstanbul, Bingöl ve Diyarbakır derneği olarak biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Orada öncesinde bütün Zaza vekillerle iletişime geçtik. Bakın, burayı özellikle söyleyeyim. Hepsiyle iletişime geçtik. Cevdet Yılmaz'dan tutun işte, yani HDP'lileri şimdi onlara yani şey yapmadık. Bir tek belki hata da yapmış olabiliriz. Bilmiyorum. O zaman çünkü onlar bize epey karşıydılar. O yüzden onlarla iletişime geçmedik ama diğer bütün CHP'nin içindeki, AKP'nin, AK Parti'nin içindeki vekillerle iletişime geçtik. İşte 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nde bir geleceğiz, orada bir basın açıklaması yapacağız dedik. Sadece Eşref Taş, o zaman AK Parti Bingöl Milletvekili, Eşref Taş olumlu karşıladı ve basın açıklamamıza katıldı. Ona buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir tek o olumlu karşılamıştı ve o şeye katıldı. O da bilmiyorum ama kanaatimce onun siyasi AK Parti'deki siyasi hayatının sonu oldu. Ben öyle görüyorum. Zira sonraki yıllarda onu aday etmediler. Başkalarını aday gösterdiler. Yani bilmediğimiz birçok şey olduğunu düşünüyorum bu şeyde, AK Parti'de olsun, yani hükümette olsun. Bir Peki şey daha var, onu da Abdülkadir Bey, evet. Abdülkadir Bey, şimdi 2 dakikalık bir Buyurun. zamanınız var. 2 dakika içinde bunu özet olarak bunu söyler misiniz? Yani siz bir dernek başkanısınız. Yani kurumlara devletten bir hak yani isteme talebinde bulundunuz. Peki Zazı halkın oluşumu bu dernek olarak, halk olarak, parti olarak yani siz baktığınız zaman yani bunların eksikliğini yani görüyor musunuz? Yani bunlar yeterli mi sizce? Yani hak isteme konusunda bu Zaza halkın, Zaza kurumların yani davranışları, onların hak isteme talebi acaba yani yeterli mi görüyorsunuz? Bizde eksiklik yok mu? Bizde yani Valla bunu Zaza olarak siz ne anladım. görüyorsunuz? Yani? Anladım sorunuzu. Şimdi bana göre fazla bile yaptık. Yani kimse eksikliğimizden şey yapmasın. Evet. Türkler bu devletten bir şey mi istiyor? Yani şimdi bir şey istiyor mu da Türklere bu kadar avantaj sağlanıyor? İşte bir sürü her konuda, yani eğitimden tutun televizyona kadar, dil kurumuna kadar falan filan her şey. Yani biz şimdi aslında biz boş konuşuyoruz, yani yanlış anlamayın. Birçok şey biz Estağfurullah. boşuna konuşuyoruz. Şu anda bu devlet, biz ne yaparsak yapalım Türk devleti. Yani Türkiye isminden başlıyor zaten. Medya çıkan her yetkilinin ağzında Türk milleti diyor ya. Ya Türk milleti olur mu? Şimdi Türkiye milleti, Türkiye halkları dese hadi başım üstüne. Ya ben Türk değilim. Sen nasıl Türk milleti diyorsun? Yani biz şimdi sizin dediğiniz o şey, şöyle söyleyeyim.
Biz bu kadar çaba gösterdiğimiz halde bir sonuca varamadık. Herhangi bir bize bir şey sağlanmadı. Yani bir talebimiz karşılanmadı. Ama eğer ki Türkiye Arap'a İngilizce dillerine bu kadar avantaj sağlanıyorsa sıkıntı bizde değil, bu devleti yönetenlerdedir Anlaşıldı diye yani. düşünüyorum. Siz diyorsunuz ki yani A Zaza durumu olarak şöyle bir şey olabilir. Biz evet. örgütleniriz, silahlanırız. Bizim de bir PKK'mız olursa belki o zaman belki bir şeyleri onlara dikte edebiliriz ama hani biz de hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünmedik. Hep barışçıl olduk. Ne bileyim yürüyüşlerimiz bile barışçıldı. Bakın hiçbir zaman taşkınlık yapmadık. 2015'te biz yürüyüş yaptık. Polis geldi ya dedi ne kadar güzel. O zaman Kürtler etrafı yakıp yıkıyor Kürtçüler. Yani Kürtler derken Evet. Kürt kardeşlerimiz yanlış anlamasın. O Kürt siyasi çevreleri yakıp yıkıyordu Diyarbakır'da. Evet. Adamlar geldi ya siz ne güzel dedi. Bak ne güzel barışçıl bir şekilde yürüdünüz dedi. Açıklamanızı da yaptınız. Dedi keşke herkes sizin gibi olsa. Şimdi Yani Abdülkadir Bey, şimdi yolumuzu mu değiştirsek, farklı bir yola mı yönelsek? Yani bilmiyorum. Yok, o değil. Farklı bir yol. Sizin anlattığınız o farklı bir yolu ben hiç onu yani benimsemiyorum. Böyle yani kabayla bir kaba kuvvetle bir silahlı bir hak isteme durumu o kesinlikle mümkün olamaz. Zaza halkının genel görüşü Şimdi öyle değildir. O sizin şahsi ben görüşünüz. Diyor ya istiyorsunuz. Diyorsunuz ki Zaza halkı silahlı mücadele yapmıyor. Yani başkaları yapıyorsa da bizim öyle bir Mirza konumumuz yok. Dayıcam. Böyle bir durumumuz yok. Evet. Yani Dayıcam bir şey onu diyordum. Şimdi ben evet. Kürtler şu anda TRT Kürdisi varsa Evet. ne bileyim yani bu kadar ileri gitmişse bir nevi o çalışmalarının bir ürünüdür. Yani bunu biz inkar edemeyiz. Adamlar çalıştı. Başardılar. Yani biz şu anda başarısızsak demek ki böyle bir eksikliğimiz vardır diye düşünüyorum. Barışçıl yol kanaatimce Türkiye'de karşılığını bulmuyor. Karşılığını bulsaydı şu anda biz bunu almıştık. Bakın ben 2012'den beri Zazana dergisini çıkarıyorum. Ve 2013'te ben o zamanlar para vererek o zamanın parasıyla yanılmıyorsam 2000 küsür TL vererek Evet. 2013 yılında TGRT televizyonunda 5 dakikalık bir kendi çalışmalarımızı gösterdim orada. Yayınladılar. O zaman 7 yıl önce orada Zazaca konuşmuşum onu da kestiler. Sadece Türkçe'yi Neyse, koydular oraya. teşekkür ediyoruz. Peki. Sizin vaktiniz epey oldu, aldınız. Siz Tamam. o Peki. zaman madem ki konuşma vaktinizi biraz fazla almış oldunuz, siz o zaman son Yok, cümlenizi de o sorun değil. zaman siz son cümleyi de burada söylemiş olun. O zaman diğer konuşma hakkını iki konuklarımıza yani paylaşalım. Siz o zaman son sözünüzü söyleyin. 2 dakikalık daha siz bir anlatın onu o zaman. 2 dakika daha Tamam. konuşun. Tamam o zaman. Şöyle söyleyeyim. Şimdi inanın ki biz AK Parti hükümeti bakın yaklaşık 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. AK Parti yönetiminden zerre kadar bir fayda gördüğümüzü ben düşünmüyorum. Ha diyeceksiniz ki daha önce gördünüz mü? Orada da tam göremedik ama bir ekleme yapacağım. 2002 yılında Ecevit'in başbakan olduğu dönemde bakın orada biraz Google'da yazın çıkıyor. 2002'de
TRT GAP televizyonunda ilk defa o zaman bir Zaza, yani Türk dilleri dışındaki dillerde yayın yapılmaya başlandı. O da 30 dakika Zazaca, 30 dakika Kürtçe, yanılmıyorsam bir de 30 dakika da Boşnakça yayın yapılıyordu. Yanılıyor olabilirim o Boşnakça'da. Evet. Şu anda biz o seviyede değiliz. Yani ne acıdır ki, bakın 18 yıl önce o zamanki seviyede değiliz. Çok acı. Yani ben üzülüyorum. O Neyse. zamanki demokratik şeyden biz uzaklaştık. Çok kötü bir durum. 18 yılı biz arıyoruz. O hükümette de hatırlarsınız 3 parti bir araya gelerek yapmıştı yani. Böyle en kötü hükümetlerden biriydi. Ben size teşekkür ediyorum. Gerçi Yani onun da Salim sizin Ensarioğlu'nun vasıtasıyla olmuştu. Onu da ekleyeyim. O evet. 1996'da onaylanmıştı da 2002'de devreye girmişti. Yani Tamam, biz size şu anda o teşekkür seviyede ediyoruz. değiliz. Size teşekkür İnşallah ediyoruz. Abdülkadir Bey, sizin süreniz doldu. Babacan'ın parti temsilcisi var değil Evet. mi? Ben ya anlamadım değil mi? Buyurun. O Cezayir Bey değil mi? Evet, Babacan'ın evet, parti. evet. Şimdi ben bu yeni partileri bilmiyorum. İnşallah yani beklentim odur ki yani inşallah bu yeni partilerden bu konuda daha demokratik adımlar bekleriz. İnşallah olur, bazı şeyler olur, değişir yani. Ana Bilmiyorum. dilde temel eğitim. Biz bunu vaat Evet. ediyoruz. Ben Farkı. size Ben teşekkür bunu ediyorum Abdülkadir Bey. Size teşekkür ediyorum. Siz umutsuz, sağ olun. umudunuz yok sizin. Umut Hayır hayır şeyiniz yani umut ya yok diyorsunuz. umudum AK Parti'de yok yani ben açık söyleyeyim. Şu anda beni almış Kürt dilinin içinde yayın yapıyor TRT Kürdi'de. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Biz bunu protesto ettik mesela. Bunu kimse protesto etmedi. Biz bunu Kürdi oldu diye protesto ettik. Diyarbakır'da. Onun için bile protesto yaptık yani. Tamam, size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Şimdi teşekkür ederim. ben